İşçi çıkartmaya hazırlanan patronlar var mı bilmiyorum ama vardır muhakkak. Bu ülkede yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerine çıktı. Asgari ücreti 10 bin lira yapamayacaklarına, yapmayacaklarına göre işçi çıkartmanın bahanesi olmamalı yüksek asgari ücret. Asgari ücretten alınan vergi kaldırılsın teklifini ısrarla reddedenler. Şimdi eğer asgari ücreti 5 bin lira sınırına yükseltirlerse, bu da bir işaret daha olur seçimin yakın olduğuna dair. Bakmayın seçim olmayacak, seçim zamanında olacak, erken seçim olmayacak diye dursun iktidar ortakları. Türkiye koşar adım seçime gitmekte. Bu ekonomik krizin en büyük etkisi sandıkta görülecek aslında. Bilmem ne düşünürsünüz. Sıradaki haberler de seçimin ayak seslerini çağrıştıran Duyuran haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 günde bir önce kendisi sonra arkadaşlarım diyor kimlerse artık onlar Yiğit Bulut'u belki görevlendirecek yeniden e ekonomiyi anlatacaklar televizyona çıkacağız arkadaşlarımla beraber ekonomiyi anlatacağız ekonomik hamlemizi anlatacağız diyor biz de bekleyip görelim nasıl bir hamle olacağını önce asgari ücret netleşecek elbette bakın asgari ücretle ilgili hangi teklifler masada? Zamlar, hayat pahalılığı, dövizdeki yükseliş, her geçen gün zorlaşan koşullar. Asgari ücret görüşmeleri işte tam da bu tartışmaların gölgesinde başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu çarşamba günü ilk toplantısını yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer üyenin olduğu komisyon oy çokluğuyla yeni rakam üzerinde uzlaşıya varmaya çalışacak. Gözlerin çevrildiği o kararın bir iki hafta içinde verilmesi bekleniyor. Peki masadaki rakamlar ne? Asgari ücret şu anda net 2825 lira. Artış oranı içinde olduğumuz 2021 yılı için %21,56 olmuştu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Zam yapılmasının yanı sıra rakamın artması için tüm vergi ve kesintilerin kaldırılması da dahil farklı seçenekler üzerinde çalışılıyor. Mevcut durumda brüt 3577 lira olan askeri ücretten 751 lira SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu kalemler üzerinde yapılacak oynama ücrette büyük fark yaratacak. Masada işçi sınıfını temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay, daha önce kulislerde konuşulan rakam olan 3500-3700 lira arasını kabul etmeyiz demişti. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden iklim öngele konuştu Atalay. Net bir rakam söylemedi ama enflasyonun bayağı üzerinde zam vermek gerek dedi. Bahsettiği rakamın %20 olduğunu belirtti. Bunun çok üzerinde zam vermek lazım. Avrupa'nın Çin'i oluruz demiyorum ama şu anda bizim alım gücümüz çok düşük ifadelerini kullandı. İstediği rakamı Çalışma ve Maliye bakanlarıyla Cumhurbaşkanı'na doğrudan ilettiğini açıkladı. TİSK ise 4 kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının 10.200 lirayı aştığını belirterek talebinin 5.200 lira olduğunu söylüyor. Ve işveren TİSK asgari ücret işveren desteğinin bu yılda devam etmesini istiyor. Görüşmeler öncesi yazılı açıklama yapıldı. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız ifadeleri kullanıldı görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazır oldukları belirtildi. Hızlandırmak istiyorlar süreci zira dolar durduğu yerde durmuyor. Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta not ettirdi dedim yanındaki isimlere. Evet benim de tahsilim ekonomi ise diye başlayan konuşma sırasında dolar 40 kuruş daha değer kaybetti Türk değer kazandı Türk lirası karşısında. Paramız değer kaybetti. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor maalesef. Vergi, resim ve harçlara %36.2 oranında zam yapıldı bu ülkede evet. Vergiye, harçlara %36'nın üzerine zam yapılıyorsa asgari ücrete de bu oranda zam yapılır herhalde diye yazıyor beklentisini Kemal Bey izleyicimiz tweet atmış. Göreceğiz. Aralık ayı başı. Yani önümüzdeki hafta en geç göreceğiz asgari ücrete yapılacak zam mı? Bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi hemen seçim erken seçim milletin sesi sloganıyla Mersin'den başlıyor mitinglere. Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon programlarını sıklaştırıyor. Türkiye bir seçim atmosferine, seçim ortamına girdi ve bu seçim ortamında en büyük sorulardan biri 128 milyar dolar nerede olacak? Şimdi ekonomistler diyorlar ki Merkez Bankası dolar yükselirken niye dolar alıyor? Bunun üzerinde durmak lazım. Belli ki o 128 milyar dolar yerine konulmaya çalışılıyor. 24 saatte %24 oynayan bir kur hareketi karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta piyasalar kurdaki sert yükselişle sarsıldı. Türk lirası dolar karşısında erimiye devam ediyor. Erdoğan kurdaki sert yükselişin sebebini araştırmak üzere kendisine bağlı olan devlet denetleme kurulunu görevlendirdi. Merkez Bankası faiz indirerek yatırımcı döviz büfelerine koşmuş, dövizi almış, almaya devam ediyor ve kur bundan yükseliyor. Hayır değil. Ana sebebi şu, Merkez Bankası'nın politikası. Merkez Bankası ne politikası? Faiz politikası. Merkez Bankası faizleri düşürerek Türk parasının cazibesini ortadan kaldırıyor. Merkez Bankası'nın raporu Nisan'dan bu yana rezervlerde 34 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor. Bu kadar döviz sıkıntısı çeken Türkiye Merkez Bankası 34 milyar doların üzerinde döviz almış. Oysa bu dönemlerde Merkez Bankası piyasaya döviz satması gerekir. Piyasada döviz bırakmadığı için Merkez Bankası yükselişinde en önemli aktörü Merkez Bankası. Rezervler şu anda 127 milyar dolar civarında. Yani nereye harcandığı bir türlü açıklanmayan 128 milyar dolara ulaşılmış görünüyor. Merkez Bankası'nın dolar yükselirken daha da yükseltecek bu hamleyi yapması 128 milyar dolara yerine koyma çabası mı? Devlet Denetleme Kurumu kur yükselişinle ilgili bir sorumlu alıyorsa ilk çalacakları hatta tek çalacakları kapı Merkez Bankası'dır. Çok haklısınız. Özgür öğretmenim. Asgari ücret 5 bin lira seviyesine çıkartılırsa biz öğretmen öğretmen maaşları onlar ne olacak diyorsunuz. Öğretmen maaşı düşük. Ortalama maaşlar çok düşük. Paranın satın alma gücü çok düşük. Hafta sonunda marketlerde gördüğüm manzara herkes hızlanıyor. Etiketler sürekli değişmekte. Zam üstüne zam görüyor bütün ürünler. Bunun böyle olduğunun herkes farkında. Fakat bir kısım seçmen biraz dişimizi sıkmaya devam edelim der mi? Onların oranı ne olur? Sandıktan iktidar partisine destek hangi oranda çıkar? Göreceğiz herhalde. Yaz aylarında belki sonbaharda. Vergilere harçlara %36.2'lik zam geldi. Eğer devlet alacağına %36.2 zam yapıyorsa vereceğine de bu oranda zam yapmalı değil mi? Normal olan o. %36.2'lik zam oranı 2009'dan bu yana yani 12 yıldır en yüksek zam oranı. Bakıyorum ki borçaya geçmiş. Sonra bakıyorum ki hiç alakası olmayan yerde bana şey geliyor. Eza... Cezası geliyor. Trafik bir şey geliyor. Ben artık pes ettim yani. Pes ettim. Cezalardan mı? Vallahi pes ettim artık yani. Zam oranı resmi gazetede yayımlandı. Vergi ve harçlara rekor zam geldi. Tüm kalemlerdeki artış %36,2 oldu. Zamlı tarifeler 2021 yılının son geçici vergi dönemini de kapsayacak. Memleket bir şekilde açını kapatmak zorunda. Bizden çıkacak. Yapacak bir şey yok. Ne diyebilirim ki? %36 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Gerçek enflasyonu zam olarak yansıtmışlar işte. Yani cebimizden %16'yı fazladan almışlar değil mi? Tüketicinin gözü yaşanan yüksek enflasyon sonrası maaşlara ne oranda zam geleceğinde. Ancak vergi, harçlara ve trafik cezalarına gelen artış 2009'un en yüksek seviyesinde. İnsanlar sonuçta e, tamam ceza yiyebilir ama belli bir standard olması lazım. Her şeyin bir kriteri olması lazım. İnsanlar artık kaldıramıyor gerçekten ne yapacağını da bilmiyor. Yapılan zam 2009'da %2,2 olmuştu. Geçen yıl 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı bu, bu yıl %36,2'ye %50 çıktı. %50'ye kadar azaltma konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkisi var. Bu yetkinin ben kullanılacağını e, düşünüyorum. Yapılacak zamda belirleyici olan üretici enflasyonu ancak maaş zamları F'ye göre olarak açıklandığı bir dönemde %36.2'lik bir artış yapmak hem enflasyonu artırıcı etkide yapacaktır. Bir bakıyoruz pat sabahleyin günaydın mesajı geliyor. Ne ceza yemişiz. Bir bakıyoruz ceza yemişiz. Bir bakıyoruz ödenmeyen ceza faiziyle birlikte birikmiş. Hani faizle mücadele ediliyor ya vatandaştan alacağının faizi o, o, alınacak diyor. Değil mi iktidar? İktidar ayrı, devlet ayrı. Devletle iktidar aynı şey olarak algılanınca bir parti devleti